Gaziantep'te en merak ettiğim yerlerden birine geldim şimdi. Özellikle genç arkadaşlarımızın ve öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Burayı bir müze gibi de görebilirsiniz ama müze vasfından çok bir bilim merkezi burası. Müzeyyen Erkul, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan, TÜBİTAK'ın da önemli katkı verdiği Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ni şimdi gezeceğim. İçinde öğrencileri göreceğim. Farklı yerlerden gelen hocalar var. Akademisyenler var. Onlarla da konuşacağım. Gelin turumuza başlayalım. Çok acaba günü birlik mi geldiniz? Yani buradan araçlarla dönecek misiniz akşam tekrar? Tamam. Evet, müzenin çok değerli konukları var. Öğrenciler, küçükler, gençler. Hatay'dan, çoğunlukla Antakya'dan mı? Samandağ bölgesinden gelmişler. Herkese yeniden çok büyük bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ama bir hayatı normale döndürmek adına yakın komşu coğrafyadaki illerdeki önemli merkezleri öğrencilerin, çocukların gelip geziyor olması son derece önemli. Ben de onlarla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Tesadüfen onları gördüm, bir selam verdim. Size kolaylıklar diliyorum, güzel bir tur olmasını diliyorum. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum ayrıca. Çok teşekkürler, sağ olun. Hüseyin Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanıyım. Şu an Müzeyyen Erkol Bilim Merkezi'ndeyiz. Bu bina daha önce yok muydu böyle bir bina? Yoktu. Alan tahsisi üniversitemiz Gaziantep Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde. Gaziantep Üniversitesi bize bir alan tahsis etti. Bu alana da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde bir bilim merkezi yaptık Erkol Kozmetik'in destekleriyle. Bu bilim merkezinde tematik olarak hangi konularda şeyler var? Ürünler gösteriliyor, neler tabii var? Bilim merkezimizde, öncelikle bilim merkezimiz TÜBİTAK destekli bir bilim merkezi. TÜBİTAK temel bilimler, şu an içinde bulunduğumuz temel bilimler, uzay ve havacılık, iklimlendirme ve yapay zeka olan bir deney düzeneklerimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz burada hem gördüğümüz gibi uygulamalar, temel bilimlerle ilgili, bilimle ilgili tanıştırma bakalım etkinliklerimiz oraya var. Evet, tabii bir ki anatom bilgisi anlatılıyor tabii, orada. Anatom anlatılıyor. Buraya hangi günler açık bu müze? Haftanın 7 gün açık. 7 gün açık. Saat 8.30-5.30 arasında. Sabah 8.30-17.30 arasında. 17.30 arası çalışıyoruz. Ücret ödüyorlar mı? Ücretsiz. Ücretsiz. Yani ücretsiz. Herkes ücretsiz, herkes olarak, ücretsiz olarak gelebiliyor. Bir aslında şey olabilirse bir bilim şovu gösterisine bir arkadaşlar yapsın mı? Normalde hafta içerisinde de bir bilim şovu yapılıyor. Burada mı yapıyorlar? Evet. Hazır mı arkadaşlar? Teknofest'te de bilime genel olarak katkılardan bahsederken, hı hı, siz Teknofest'in de altını çizmişsiniz. Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi orada nasıl bir imkan sağlıyor? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 80 takıma hem mentörlük desteği veriyoruz hem de malzeme desteği veriyoruz. Burada hem malzeme desteği hem de mentörlük desteği veriyoruz. Bu yıl yaklaşık 14 milyon TL teknoloji takımlarına destek veriyoruz. Teknofest takımlarına. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 14 milyon TL, evet, teknoloji takımlarına, evet, destek veriyoruz. Ödülleri nereden aldınız? Farklı kurumlar size ödüller verdi. Teknofest'te aldık. Teknofest'te yüksek irtifa yarışmasında birincilikle döndük. 5 tane ödülümüz var ve hepsi Türkiye genelinde ve Teknofest yarışmalarında aldık. Deney TÜBİTAK'tan ödüllerimiz var. Bir sürü TÜBİTAK projesine ev sahipliği yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi öğrenciler geldiler. Hataylı öğrenciler oturdular, yerlerini aldılar. Burada, evet, küçük bir gösterim sunum mu yapılacak? Burada biz her cumartesi bilim şovu yapacak. Biz her cumartesi burada bilim dolu cumartesi ve bilim dolu pazar etkinlikleri yapıyoruz. Burada hafta içi gelen öğrencilerimizle birlikte, hafta sonu gelen aileleriyle birlikte bilim merkezimizi ziyaret eden gençlerimize, çocuklarımıza bilimi sevdirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada da bir kimya deneyi, bilirsiniz böyle çocuklar patlamalı çatlamalı deneyleri sevdiği için bir kimya şovu. Bu yaştaki deneyim çok önemli olduğu için hiç unutmazlar. Hayatları, evet, boyunca hep iz kalır böyle renkli ortamlarda, hı-hı, canlı görüntülerle. O bakımdan son derece önemli. Evet. Ya bunlar, bu öğrenciler arasında belki de önümüzdeki süreçte çok önemli bilim insanları çıkacak, araştırmacılar çıkacak. Kesinlikle hep Büyükşehir Belediye Başkanımız şunu söylüyor. Yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz tabii diye söylüyor. İnşallah arasında burada Yeni Aziz Sancarlar'ın yetişeceği bir merkez. Buradaki deneyin testinin ne olduğunu özetle Şehan Efendi mi anlatacak? Evet. Tamam, şimdi zaten şey mi? Değerli bilimseverler, minik mucitler, hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Bugün burada sizlere
Deney Show bilim etkinlikleri yapacağız. Gezegenler ve dünya nasıl oluştu? Biliyoruz ki dünyamız çocuklar büyük patlamalar sonucu oluşuyor. Süpernova patlamaları sayesinde. Bu patlamalarla ne oluyor? Çok büyük meteorlar, işte gezegenler, yıldızlar, bulutsular meydana geliyor. Onlardan çıkan enerjiler sayesinde bu gibi uzayda var olan meteor parçacıklar oluşmuş oluyor diyoruz. Peki bugün için çocuklar sizlerle harika deneyler yapacağız. Harika deneyler için merak ettiğiniz, ben bilime çok meraklıyım hocam diyen var mı? Peki bilim nedir? Çok güzel, büyük bir katılım var. Sizce bilim nedir? Deney nedir? Bilim ne demek mesela? Deneyler yapıyoruz, evet. Araştırmadır bilim, evet. İcat eden kişidir dedi Mucit, evet. Değişik şeyler üretiyoruz. Peki çocuklar, hazırsanız sizlerle bugün birbirinden ilginç deneyler yapacağız. Ve yapacağımız deneylerle hocamız eşliğinde yapacağız ama biz bu deneyleri yapmadan önce şu önerilerde bulunuyoruz. Kesinlikle bu gibi deneyleri evimizde yapıyor olsak dahi eldivensiz ve gözlüksüz asla bu işe girişmiyoruz. Çünkü yapacağımız deneylerde kullandığımız malzemeler nedir? Kimyasaldır. Kimyasallar cildimizi tahriş edebilir. O yüzden hep eldiven ve gözlük kullanıyoruz. Gözümüze ve cildimize değmesin diye. Hazırsanız başlayalım o zaman. İlk olarak çılgın buhar deneyiyle başlayacağız. Çılgın buhar deneyinde ilk olarak malzemelerimiz bu görmüş olduğunuz hidrojen peroksittir. Hidrojen peroksit kimyasal bir malzemedir çocuklar. Ve bu aslında sıvı, su gibi görünebilir. Ama gördüğünüz üzere sentetik olduğu için yaraları temizlemekte, evi temizlemekte kullanılan kimyasal bir üründür dedik. Hidrojen peroksitin içerisinde ise bu görmüş olduğunuz potasyum permanganatı kullanıyoruz. Potasyum permanganatı arkadaşlar mor menekşe renginde bir tuz çeşididir. Görmüş olduğunuz kabımızın içerisine bir miktar hidrojen peroksit ekliyoruz ve kaşığımızın ucuyla da potasyum permanganatı ekleyeceğiz. Hazırsanız 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1, 0. Evet. Bakın çocuklar, inanılmaz bir ısı açığa çıkıyor ve bir gaz açığa çıkmış oldu. Bu gaz kesinlikle ne bulunduğumuz ortama ne de bizlere zarar vermiyor. Sıcak olduğu için biraz dokunmayayım. Tekrar yapmak ister miyiz? Evet. O zaman 3'ten geriye tekrar sayıyoruz. 3, 2, 1. Bakın etrafa dayanıyor. Evet. Bakın. Bakın ortaya yine bir gaz çıkışı meydana geldi dedik. Bulunduğumuz ortamdaki bu gaz tabii ki bize zarar vermiyor. Çünkü soluyabiliyoruz bu gazı. Şimdi ise çocuklar, fil dişi deneyi yapacağız sizlerle. Size birer moral alkış verebilir misiniz? Böyle bir deneyi yaparak temel bilimler, biyoloji ve kimya hakkında da canlandırarak çok önemli bir fikir elde etmiş oluyorlar. Çok beğendim doğrusu. Bu çocuklar hayatları boyunca unutmayacaklar bu görüntüleri.
Merhaba. Merhabalar. Ben Hakan Çelik. Sizin isminiz nedir? Yağmur Erbay. Tamam. TH Vakfı Gaziantep Tebii Sorumlusuyum ben. Şu anda bulunduğumuz yerde? Burada ben ilde bulunan bilim merkezleri, deney patrolyeleri, Teknofest ve çocuk üniversitemiz var. Keşif Kampüsü'nden sorumluyum. Çok güzel. Burada bugün eğitmen mentorlarımızla bir buluşma arkadaşlarımız yaptık. Arkadaşlarımız kimler acaba? Bizim Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi Burs Programı'nın bursiyerleri. Atölyelerimizde öğrenciler derse giriyorlar. Öğrenciler mi acaba kendileri? Hepsi. Lise mi, üniversite mi? Üniversite öğrencisi. Tamam. Çok genç görünüyorlar da o yüzden acaba lise mi dedim bazen. Yok. Hepsi mühendislik fakültesi öğrencisi. Hepsi Gaziantep'te mi okuyorlar? Evet. Bu Gaziantep İslam Bilim Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin böyle bütün hepsinin harmanlandığı bir bursiyer kitlemiz var. Herkese bir merhaba önce. Siz de hoş geldiniz. Ve çoğunlukla teknik bilimler ve mühendislik alanında okuyanlar. Evet. Lisans öğrenimine devam ettiriyorlar. Ve burada ne yapıyorlar? Burada, ziyaret amaçlı mı bulunuyorlar? Burada bizim deney atölyelerimiz var, bilim atölyelerimiz var. Burada gençler atölyelerde derse girip çocuklara destek oluyorlar. Eğitmenlerle birlikte çocukların o gelişim sürecine destek oluyorlar. Çünkü biz deney yaplarda 11 farklı branşta tamamen mühendislik odaklı eğitimler veriyoruz. Amacımız burada çocuklara farkındalık oluşturmak. Seçecekleri bölüm işte tıp mı, üniversite mi, bunu işte mühendislik mi, bunu fark etmeleri aslında. Bu anlamda bir çocuklara destek olmak, rol model olmak amacıyla derslere eşlik ediyorlar. Şimdi çok güzel bir ortam gerçekten. Şimdi bir tarafta ilkokul öğrencilerini görüyoruz. Sen de hoş geldin, gel bakalım. Gel, hoş geldin. Merhaba. Merhaba Doğuk. Niye merhaba diyelim? Merhaba. Merhaba. Şimdi burada ilkokul öğrencileri var, Hatay'dan gelenler. Sonra buraya döndüğümüzde de hanımefendi az önce bilgileri verdi. Buradaki genç mühendis arkadaşlar veya mühendis adayları da kendi bilgi ve donanımlarını, görüşlerini onlarla paylaşıyorlar veya diğer ziyaretçilerle, değil mi? Böyle evet, bir interaktif bir durum ortaya çıkıyor. Bir bilgi iletişimi diyelim. Çok önemli, son derece önemli. Başka bir bilgi notunuz var mı söylemek istediğiniz? Arkadaşlarımızdan bir cümle bir şey söylemek mesela isteyen varsa. Mesela çoğu aynı zamanda Teknofest yarışmacısı. Aşağıda Teknogaraj var. Orada takımlaşıp hem yarışıyorlar hem derslere katılıyorlar. Aslında o bilgi alışverişi biraz da takım ruhu, kardeşlik, arkadaşlık, birbirleriyle çok güzel bir iletişimdeler. Teknofest de son dönemde aslında dünyadaki örneklerle mukayese edildiğinde gerek kapsam gerekse içerik olarak çok önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Burada biz çok güzel sonuçlar çıkardık. Çok katılımcı var. Çok katılımcı. Antep zaten bu konuda aslında rol model şehirdi diyebiliriz. Teknogaraj'da da biz bunu pekiştirdik. Gençlere ortam sağladık. Hem burs alıp hem takımlaşıp yarışıp güzel bir süreç geçiriyorlar çok diyebiliriz. Güzel. Çok teşekkür ederim herkese. Bir şey söylemek isteyen var mı? Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Burası şu anda zaten güncel konularımızdan bir tanesi uzay havacılık. Astronot ve çocuklarımız özellikle Alper Gezer Avcı'dan sonra daha fazla bu alana ilgi göstermeye başladı. Hem uzay mekiklerinden kesitler var, hem ay yüzeyinde ay yüzey yürüyüşü diye böyle bir deney düzeneğimiz var. Burada çocuklar ve gençler deneyimleme yapabiliyorlar. Yer çekimi kuvvetinin azaltıldığı bir noktada. Bir astronot da burada astronot evet. Kıyafetiyle duruyor. Evet. Evet. Burada motorlar var. Uçak motorlarını anlattığımız bir bölüm. Tamamen uçuş havacılıkla ilgili. Ve burada da bir sürprizimiz var. Bir yapay zekadan oluşan bir merhaba. Köpek. Neler yapıyor acaba bu arkadaşımız? Evet. Evet, artık gerçekten yani yapay zeka evet. Ve otonom sistemlerde kendisini çokça gösteriyor. Böyle yakın zamanda hayatımızda daha fazla olmaya evet. Başlayacaklar. Hayatın farklı alanlarında yani insanlara yardımcı olmak, bir eşyayı evet. Taşımak. Kesinlikle. İnsanların güvenlik açısından da insanların anlamıyor. Ulaşamayacağı veya ulaşmasında zor olan mesela enkaz kesinlikle. Kaldırma. Yarılıları arama değil mi? İnsan arama kesinlikle. Kurtarma faaliyetlerinde. Ve özellikle mesela güvenlikli... Böyle bir bilgi var başkanım. Artık savaşlarda... Evet, savaşlarda. Tabii. Otonom olarak. İHA olarak, SİHA evet. Olarak. Ya bir insanı göndermek istemeyeceğiniz bir yere bunu rahatlıkla gönderebilirsiniz. Kesinlikle. Ve bunun otonom olarak ne kadar süreyle hareket edebiliyor? Yani pil süresi. Bir şöyle, pil var değil mi şimdi evet, bunun? Evet, pilli. Akü var herhalde. Bu pro modeli yani... Kullanıma bağlı olarak mesela
ne kadar yük taşıdığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor mu? Hocam merhaba. Herkese, öğrenci arkadaşlarımıza da iyi günler diliyorum. Burası deney atölyesi değil mi? Burada neler yapıyorsunuz? Bir özet yapar mısınız lütfen? Semih Poyraz. Biz burada gençlerle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında çocuklara teknolojiyi aşılamak adına çalışmalar yapıyoruz. Robotik kodlama. Sonrasında havacılık uzaylı. Evet. İleri robotik. Şu an ileri robotik kurundayız. Çocuklar şu anda kumandayla robotları hareket ettirebilme adına bir çalışma yapıyorlar. En çok hangi konulara ilgi gösteriyorlar? Sizin gördüğünüz kadarıyla ilgi alanı nereye yoğunlaşıyor? En çok elektronik ve robotik alanında şu anda bir ilgi var. Ve çocuklar bundan çok keyif alıyorlar yani. Bizler de ilgileniyoruz kendileriyle. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz haftanın belli günlerinde, hafta sonlarında. Genel olarak bu şekilde. Çok güzel. Buradan çok başarılı öğrenciler çıkacak. Tabii ki. Üniversitelerde ben eminim ki daha sonra da çok başarılı işler yapacaklar. Yani onu görebiliyorum, hissedebiliyorum. Kesinlikle. Onların ilgilerinden, buradaki çalışmalarından ve çok küçük yaşlarda gördüğüm kadarıyla bilgisayar kullanımına da çok vakıflar. Kesinlikle. Çok yatkınlar. Şu anda hocam bazı arkadaşlarımız mekanik çizimler yapıyor, bazısı elektronik anlamda çalışmalar yapıyor, bazısı mekanik anlamda. Yani mühendislik dallarının tamamını aslında burada eğitimini görüyorlar ve önümüzdeki süreçte hangi alanda yani neye ilgisi olduğunu aslında çocuklar bu şekilde görmüş oluyorlar. Bu yaşlardan itibaren evet, onu görebilir, yönlendirir. Yani çekirdekten aslında yetişmiş aynen oluyorlar öyle burada. Bizim hani küçükken mesela ben kendi üniversite seçimimden bahsedeyim. Ne okudunuz siz? Elektrik elektronik mühendisiyim ben. Biraz daha. İlk olarak makine mühendisliğini seçmiştim ama bu alanda ilgim olmadığını üniversitede fark ettim. Elektrik elektronik mühendisliğine geçtim. Ama bu kadar çocukta geç olmadan evet, şimdiden kendi evet, yeteneklerini evet görebilecekler. Bu yaşta mesela İbrahim öğrencilerimizden merhaba mekanik İbrahim anlamda kendisinin ilgisinin olduğunu çok İbrahim çok büyük evet bir usta şeyiyle kıvraklığıyla çalışıyor şu anda evet yani. Bir sipariş versek gibi yapabilecek gibi İbrahim yani. Bazı arkadaşlarımız da mesela yarım saatten daha fazla zamandır uğraşıyoruz şunu yapmak için. Nedir bu yaptığınız şey şu anda? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bize verdikleri uçak maketleri vardı. Uçakları tamam modifiye yapmıştık. Uçağı modifiye ettiniz yani. Hı. Dondurma, bu benim yaptığım uçak, dondurma çubukları yapmıştım. Dondurma çubuklarıyla yaptı, öyle mi? İbrahim'in yaptığı daha ileri teknoloji bir şey. Senin daha adın çok neydi acaba? Umut. İbrahim de İbrahim'in yaptığı daha ileri teknoloji bir şey. Motor kullanarak uçağın havada gitmesi gerekirken tekerlek de taktı. Uçak yerde hareket edebiliyor. İbrahim sen yerde hareket ettirmek için mi şu anda çalışma yürütüyorsun? Yerde hareket ettirmek için yapıyorum. Zaten altlarından tekerlek bağladığım için yerde yapıyor ve de ağır olduğu için uçma imkanı olmuyor. Tamam. Onun için teker takıp yürümeye sonraki edebiliriz. Sonraki aşamada da uçurabilirsin ama evet belki değil mi? Önce yerde. Önce. Yani Kaan gibi. Kaan da öyle değil miydi? Kaan uçağını takip ettin mi sen? Evet. Türkiye bir uçak yapıyor ya şu anda. Önce ne oldu? Yerde gitti. Evet. Hangardan çıktı. Tamam. Sonra motor testi yapıldı. Uçtu, havalandı. Evet. Ve aşama aşama dolayısıyla sen de bu aşamayı çok güzel götürüyorsun. Ben çok beğendim senin yaptığın modeli. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Senin ismin ne? Berk. Berk. Ben de şimdi hangi konuda yardımcı oluyorsun? Ben de şimdi vantilatör tahtadan, bunun içinde verilen tahta vantilatörden, pervaneden yani kendi bir motor takarak başka bir pervane yaptım. Çok güzel. Umut, İbrahim, ben bir de Miraç arkadaşımızla beraber bu uçağı kendimiz tasarladık. Motor zaten çalışıyor gördüğüm evet kadarıyla. Evet, motorlarımızı, pillerimizi ha, hepsini kendimiz da döşedik. Var. Bir dakika. Evet. Bakayım. Sıcak silikon var arkada. Sıcak silikon var ama bayrağımız değil mi o da? Bayrak evet oluyor. Evet, bizim de kendi Bulim ismimiz, kendimiz oluşturduk. Ben de şimdi takım isimleri. Evet, Bulim. Bulim mi takımımız? Evet. Bulim. Öyle bir şey düşün dedik. Kaç yaşındasın? 12. Sen kaç yaşındasın? 11. Ben de dün 11'e girdim. Çok güzel. Doğum günü kutlu olsun ayrıca. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Hayran kaldım. Gelip yine takip edeceğim çalışmalarınızı. Hepinize bir atölye çalışması da burada var. Ne güzel, rengarenk. Bir özel ortanıza gelebilir miyim şöyle müsaadenizle? Öğrenciler hangi alanda çalışıyorlar burada? Burada havacılık, uzay, teknoloji, yazılım ve mekanik alanda 11 farklı ders alıyorlar. İlkokul öğrencileri mi? Evet, ortaokul öğrencileri. Bu 11 farklı branşta Milli Teknoloji Hamlesi'ne bir müdahale de deney yaptan geliyor.
Şu anda ileri robotik dersindeyiz. İleri robotik. Evet, ileri robotik. Hem de ileri robotik. Evet. Normal robotik kodlamayı gördük. Şu anda ileri robotiğe geçtik. İsminiz nedir? Fayat. Fayat Akıncı. Tamam. Hangi alanda eğitim aldın? Elektrik elektronik mühendisiyim ben. Nerede okudunuz? Gaziantep Üniversitesi. Siz? Evet, Erbil Esen Gaziantep Üniversitesi elektrik elektronik mühendisiyim ben de. İki mühendis de, yani evet. Mühendisimizin ortasında. Evet. Öğrenciler arasında da mühendis olmak isteyenler var mı? Bir ellerini kaldırsınlar. Çoğunlukla burada mühendis olmak isteyenler var. Uzay ve havacılık konularıyla ilgilenenler bir ellerini kaldırsın. Merak edenler, uzay ve havacılık. Aşağı yukarı herkes demek ki uzay, havacılık ve mühendislik evet. alanlarına ilgili. Merak salıyorlar çünkü. Peki. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Bunlara YouTube mu? Tamam. Efendim? Sadece YouTube. Genellikle YouTube galiba siz çoğunlukla değil mi? O zaman bu sohbeti YouTube'da izlersiniz, olur mu? Hakan Çelik olarak yazın, Gaziantep ziyareti olarak. Bu sizin görüntülerinizi de paylaşacağım. Buradaki bütün arkadaşlarımızın bir görüntülerini görelim ama şöyle ben bir ortanızdan dolaşayım. Çok takdir ediyorum, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Hangi yaşlarda arkadaşlarımız burada genellikle? 11-12 yaş aralığı. 11-12 yaş. Ortaokul dediniz değil mi? Ortaokul. Eğitimler 2 sene sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği tabii, projeler. Evet. Çok önemli. Eminim ki buradan çok başarılı öğrenciler çıkacak. Bilgisayarlar var. Onları da belediye tarafından. Lütfen siz de gelin. Buyurun. Bu arkadaki çarkta gördüğünüz bütün eğitimleri 11 farklı eğitim alıyorlar 2 sene boyunca. Son senelerinde de takımlar haline takımlaşıp mentor hocalarıyla beraber ulusal ve uluslararası yarışmalara, Teknofest gibi yarışmalara katılıyorlar, takım kuruyorlar, siz proje de, yapıyorlar. Nazmiye Güreş benim ismim. Hangi görevdesiniz? Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin yöneticisiyim. Tamam. İçinde bulunduğumuz merkez. Çok teşekkür ederim. Ben size de tebrik ederim ayrıca. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz ve şimdi çıkıyoruz buradan. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin sadece modern devlet yönetimi ve idari anlamında bir modern ülke olmasını sağlamakla kalmayıp gençlerin, çocukların, yani 23 Nisan var, 19 Mayıs var, diğer bayramlar var, çocuklara ve gençlere bayramlar armağan eden, onlar için özel günler belirleyen bir büyük devlet adamıydı. Bunların yanı sıra istikbal göklerdedir ifadesinde olduğu gibi buna benzer gençlerin, çocukların bilime yönlendirilmesinde de son derece önemli bir vizyon ortaya koymuştu. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan da bir bölüm olduğunu görmek beni memnun etti. Şu an nereye geldik? Şu an Teknogaraj'dayız. Burası bilim merkezimizin garajı aslında. Evet. Üniversiteli gençlerimizin, buyurun lütfen siz buyurun. Hı. Burası üniversiteli gençlerimizin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımıza geldiler ve çalışacak yerlerinin olmadığını ifade etmişlerdi. Biz de hemen merkez inşaat halindeyken buranın garajını tamamen gençlerin de sevdiği bir mekana dönüştürerek Teknogaraj'a dönüştürdük. Nasıl cihazlar var burada? Buradaki cihazların CNC cihazımız, torna cihazları. Yani, şu CNC değil mi? Evet. Bunlar pahalı cihazlar. Bunlar pahalı yani. Cihazlar. Normal şartlar altında kendi imkanlarıyla erişemeyecekleri ve bir ekseriyet üretimdeki asıl mali külfetin oluştuğu nokta üretim noktası olduğu için burada kendi burada teknik donanımlar var, teçhizatlar var. Burada kendi evet. deneylerini veya hocalarıyla... Mesela şu görmüş olduğunuz otonom aracın şasesi burada üretiliyor. Bir otonom araç, buggy araç evet. tasarlıyor arkadaşlar. Şurada ve otonom bir olacak. 3D yazıcı görüyorum. Değil evet, 3D yazıcı, 3D yazıcı var orada. 3D tane. Yazıcıdan ve boya atölyemiz de burada aynı zamanda. Torna evet, aletleri ve CNC makineleri. Evet. Liseli arkadaşlarımızın, liseli gençlerin de yapmış olduğu bir araç bu. Bir prototip çalışması evet, yapmışlar. Mendon Usta Lisesi'nin elektrikli araçları üretiyoruz. Aynı zamanda da onun otonom platformu bu. Tabii bu platformu, motoru ve diğer projelerini de arkadaşlar hep birlikte hazırlıyorlar. Bu ödül aldığımız roket bu arada, o ödül aldığımız roketlerden. Burada eğitim kısmı, Teknogaraj evet. Akademi. Burada bilgisayarlarla çalışmalar evet. yapıyorlar evet, öyle mi? Evet, eğitimler alıyorlar. Temel eğitimler, temel bilimler eğitimi veriliyor. Bunları da yine belediye kendi imkanlarıyla mı kurmuş evet. Tabii ki. Bunların tabi bu görmüş olduğunuz Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki tüm aksamlar Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından deney düzenekleri de TÜBİTAK tarafından desteklendi. Onun dışındaki tüm giderler ve öğrencilerin organizasyonu ağırlık olarak TÜBİTAK Büyükşehir Belediyesi. Ve Gaziantep evet, Büyükşehir Belediyesi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Arkada roketi gördük. Evet. O yüksek irtifa yarışmasında
derece alan roketimiz. Neredeydi o yarışma? Konya'da mı yapıldı? Konya'da yapıldı. Aksaray'daki o düzlükte. Aksaray'daki düzlükte arazide. Aksaray'da. Çok güzel. Burası İHA atölyesi. Burası İHA atölyesi. Uçuş yapıyorlar büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Dışarıdalar. 16 tane İHA takımımız var. Ödülleri karşıda bakın. Ödülleri burada. Burada arkadaşlarımızın evet. Hazırladıkları maketlerin bir bölümü. İnsanız hava, şurada bakın ödülleri burada. Aldıkları ödüller. Burada kartları. Da ödüller almışlar. Evet. Savaşan İHA yarışmasına katıldılar. Evet. Çok güzel. Dışarıda İHA uçuruyorlar, onun için burada yoklar. Şurada çalıştıkları modellerin bazıları var burada. Evet. Uçuştalarmış şu anda arkadaşlar da. Gel. Çok güzel. Uçuş testinde isterseniz dışarıda uçuş testine de bakabiliriz. Teşekkürler. İnşallah bir sonraki sefere efendim. Teşekkür ederim. Bulunduğumuz bu bilim merkezinin bir müze yönü var, bir bilim merkezi var, deney yap atölyeleri var. Ve birçok öğrenciyle konuştuk ve gerçekten çok mutlu oldum. Yani Anadolu'da sanıyorum ki bu kapsamda, bu ölçekte pek bir yer yok. Ben en azından gezdiğim yerlerde bunu görmedim. Dolayısıyla çok memnun oldum ve emek veren ekibin bir bölümü benim yanımda. Onların bir isimlerini, soyadlarını tekrar alayım ve onlara teşekkür edeyim. Sizin uzunuzu istiyorum. Sizden başlayayım. Abdullah Karalar, ben sergi alanları sorumlusuyum. Tamam. Astronom olarak görev yapıyorum. Güzel, burada. Güzel. Görev alanınızı da belirtmiş oldunuz. Siz de lütfen tekrar. Nazmiye Güreş ben, Müze Enerkul Bilim Merkezi yöneticisiyim. Tamam, çok güzel. Siz de? Profesör Doktor Mehmet Ütüyola, buranın koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Çok güzel. Hangi bilim alanında sizin uzmanlığınız? Temel bilimler benim. Temel. Hangi üniversiteden mezunsunuz? Hasan Kalyoncu Üniversitesi, şu anda rektör yardımcısı olarak görev yapıyorum. Tebrik ederim. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi kökenli çalışmalarımız var. Bravo. Değerli hocam, teşekkür ederim. Hanımefendi sizden Hülya Yıldız. Ben de Kültür Daire Başkanlığı'nda şube müdürüyüm. Hülya Hanım, özellikle öğrencilerin atölye çalışmalarını görmemi çok istemişti. Yetiştik. Evet, onları da gördük. Onlar da mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Siz de mutlu oldunuz. Mutlu oldum. Evet. Siz de lütfen hatırlatın. Hüseyin Ateş, tekrar. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Siz de? Çağdaş Kaya, Teknogaraj Projeler Koordinatörüyüm. Çok güzel. Yerler epoksi güzel. Böyle pırıl pırıl bir garaj kurmuşsunuz. Hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum hocam size de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.